depremden etkilenen bölgedeki bütün ilçelerimize ve illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 6.8 büyüklüğünde, 6.75 kilometre derinliğinde gerçekleşen bir depremle karşı karşıya kaldık. Ve bu deprem neticesinde şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler, gerek valilerimizin, kaymakamlarımızın, 112 ekiplerimizin ve tüm bilimlerimizin ulaştırdığı bilgiler çerçevesinde Malatya Doğan Yol'da 5 kaybımız, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ merkezde 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ Sivrice'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde, Sayın Valimizin de son verdiği bilgi çerçevesinde Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Şu ana kadar Sayın Sağlık Bakanımız daha detaylı bir bilgiyi biraz sonra sizlere nakledecek. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiş veya bizim sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere getirilmiştir. Malatya'da ise 148 vatandaşımız yine yaralanmak suretiyle kendileri müracaat etmişler veya sağlık ekiplerimiz tarafından, acil müdahale ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3 ağır yaralımız var. Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız şu anda mevcut durumda. Ve olayın ilk duyulduğu 20:55 saatinden itibaren bir dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu arz ettik. O dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Kıymetli vatandaşlarımıza buradan şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye deprem kuşağında. Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var. Ve bu acı tecrübeleri hep beraber bu millet olarak yaşadık. En yakın zamanlarda yaşadığımız İstanbul depremiydi 1999 yılında. Ve aynı zamanda Marmara bölgesinde Yalova dahil yaşanan depremdi. Maalesef orada büyük bir acziyeti hep beraber gördük, yaşadık. Bu bize büyük bir ders oldu. Ve ondan sonra Türkiye bu konuda büyük ve önemli adımlar attı. Sadece kendi ülkesini değil, dünyaya da bu konuda elini uzatan bir ülke haline geldi. Van depremini yaşadık. Bingöl depremini yaşadık. Simav depremini yaşadık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımızın yarısını hem de en hızlı bir şekilde sardık. Devlet olarak üzerimize düşen bütün görevi milletimize, vatandaşımıza yerine getirdik. 1999 depremi bize ağır bir bedel ödettirdiği için Türkiye farklı bir adım attı. AFAD diye güçlü bir kurum oluşturdu. Aynı zamanda da bu tip afetlerde karşı karşıya hareket edeceğimiz bir model kurdu. Türkiye acil müdahale planı. Bunu anlatmamın sebebi şu. Bu depremin olduğu 6.8'lik depremin olduğu ilk dakikadan itibaren Türkiye acil müdahale planımız tıkır tıkır işledi. Ve biraz sonra vereceğim rakamlar. Sayın bakanlarımın verecekleri, bakanlarımızın verecekleri rakamlar. Tüm illerden daha önce böyle bir depremle karşılaşırsak ne yapacağımıza yönelik yaptığımız planlamanın ve şunu ifade etmek istiyorum.
deprem olduktan 40 dakika içerisinde havada iki tane insansız hava uçağımız, aracımız, bir tane de insanlı eşim uçağımız. Sadece Elazığ'da, yine Malatya'da da sürekli buraya ve Ankara'daki tüm merkezlerimize görüntüleri aktardılar. Yıkılan ve çöken binalar dahil olmak üzere ve büyük bir irtibat sağlamaya çalıştılar. Yine bunun yanı sıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama kurtarma timlerimizin tamamı, birliklerimizin tamamı harekete geçti. Ve toplam 616 arama kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü de varmak üzere. Yine şu anda İstanbul'dan da bir yolcu uçağı arama kurtarma birliği buraya doğru hareket halinde ve yine de bir kargo uçağı, nakliye uçağı da çeşitli araçların ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde. Yine bunun yanı sıra bölgedeki bütün illerimiz bu konuda AFAD'ın planlamasına göre ve Türkiye Acil Müdahale Planı'nın umdelerine göre buraya hazırlıklarını çıkardılar. Yani biraz sonra Sağlık Bakanımız kaç personelin sevk edildiğini, kaç aracın sevk edildiğini ve hangi saatlerde de burada olduklarını belirtecekler. Yine güvenlik takviyesi açısından 4 jandarma taburu ve yine bir JOAK taburu, jandarma özel arama kurtarma taburu ve yine bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanımızla da sürekli teati halindeyiz. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar. Buradan talep etmemiz halinde askerimiz de buraya bir vesileyle ulaşabilecek. Yine bunun yanı sıra yine Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde Malatya'da hemen 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane büyük, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri özellikle depremden etkilenen, kış havasındayız, soğuk malumunuz, vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Yine Malatya'da özellikle Doğanyolu'da takdir edersiniz ki misafirhane olarak çok kalabilecek bir yer olmadığı için oradaki planlamamızı da Malatya merkeze yönelik olarak yaptık. Tüm misafirhaneleri açtık. Ayrıca Malatya'da 5000 kişinin kalabileceği bir konteyner kentimiz var. Onu yaklaşık 2 ay önce tamam bir noktaya getirebilmek için yapmıştık. Onu da gerçekleştirdik. Orası da hazır halde durmaktadır. Bu esnada Kızılay'ımızla birlikte de koordinasyonu ve organizasyonu en üst noktada sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Yine burada hem vatandaşlarımıza hem de Elazığlı, Malatyalı ve bu depremden etkilenen hemşehrilerimize yaklaşık şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2000'dir. Ama yaklaşık 5000 çadır daha arkadaşlarımız tarafından sevk edilmek için hazırlanmıştır. Yine 10.000 battaniye yola çıkmıştır buraya iletilmek üzere ve yine ihtiyaç halinde bu battaniyeler muhakkak ki sayı olarak da arttırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır. İlk dakikalarda iletişimde belki bir yoğunluk oldu. Ama buradan vatandaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. O da şu, cep telefonlarının çok kullanılmaması lazım geldiğini. Mümkün olduğunca da eğer cep telefonu kullanılacaksa o da internet hatları üzerinden kullanılmasının ve kısa mesajlarla kullanılmasının doğru olacağını söylemiştik. Vatandaşlarımız bu konuya bizim operatörlerden aldığımız bilgi çerçevesinde uyduklarını görüyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli. Belki bir sitem edeceğimiz konu var. Sitem edeceğimiz konu da şudur. Önümüzde daha yapacak çok işimiz var. Biz bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini
son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Yani biz hep beraber zor günümüzde birlik olmak zorundayız. Ve özellikle iki meseleye dikkat çekmek istiyorum. Biri, başka fotoğrafları, başka deprem fotoğraflarını göstererek sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, şu anda Elazığ yanıyor diye başlık atmaya çalışanları hem sitem ediyorum hem de bu konuda gerekli takibatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi ise meseleyi siyasallaştırıp yani Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette ki belki bu saatte yapılabilecek, beni bağışlayın, insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bunu çok üzülerek burada ifade etmek istiyorum. Bugün hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmak günüdür. Yani fırsatını bulduk, şunu şöyle yapalım, gerçekleştirelim diye bir anlayış ortaya koymak son derece yanlıştır. Onun için bu konudaki düşüncelerini ortaya koyanlara da teessüf ettiğimizi ve milletimizin bu saatte buna ihtiyacı olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir duyuruyu daha söyleyip sözü çok kıymetli bakan arkadaşlarıma vereceğim. O da şu, çok doğal olarak insanlık adına ve yardım adına Elazığ'a ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler var. Bu meseleyi de iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Buradan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm yerel yönetimlere çağrımızdır. Tüm bu konudaki insani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleşecektir. Ve bu gerçekleşecek koordinasyon konusunda ihtiyacımız olduğunca oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevk edeceğiz. Beni bağışlayınız. Biz bugün ülkemizin dışına da bir takım yardımlarda bulunuyoruz. Ve yine kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle beraber bulunuyoruz. Bunların her birini aynı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Bu konuda şu anda deprem olduğu dakikadan itibaren AFAD merkezimizde iki bakan yardımcımız hemen oranın koordinasyonunda, çünkü AFAD başkanımız bizimle birlikteydi. Biz de İstanbul'a depreme hazırlık toplantısındaydık. Yaklaşık 180'in üzerinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarından bir tanesindeydik. O esnada depremden haberdar olduk. Onun için Ankara'da 0-312-258-23 bir daha tekrarlıyorum. 0-312-258-23-23 no'lu telefonu. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının her biri eğer kendi de yapabileceklerini ortaya koyarlarsa biz ihtiyaç halinde bunları yönlendirebilme kabiliyetine sahip olabiliriz. Şu anda burada bütün yardımları yapıyoruz. Ve bu konuda AFAD'ımız, Kızılay'ımız bunlarla birlikte ve buraya akredite ettiğimiz sivil toplum örgütleriyle birlikte bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun için bu çağrımıza da eğer riayet edilirse buradaki meseleyi daha iyi yönetebilme kabiliyetine sahip oluruz. Bunu da kendimizden çıkarıyor değiliz. Türkiye Acil Müdahale Planı'nın bir umdesi de budur. Bunların koordine edilmesinin sağlanmasıdır. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.